Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam bir ana yemek olan tavuklu patates yapıyorum. Böyle tandır tadından nefis pratik hazırlayabileceğiniz bir tarif. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle baharatlarımı alıyorum. Baharat olarak tuz, kekik, kacun baharatı, kırmızı toz biber, sarımsak tozu ilave ettim. Ve sıvı yağımı ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçamı ekledikten sonra bütün baharatlarımı şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ve tertemiz yıkadığım derisini yüzdüğüm tavuk parçalarını da içerisine ilave ediyorum. Siz dilerseniz sade baget veya tam bütün but da kullanabilirsiniz. Bütün tavuğa da bu işlemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki evinizdeki imkanlarla hazırlayabilirsiniz. İyice sosun tavuğun her tarafına bulaşıncaya kadar şöyle spatulamla karıştırıyorum. Daha sonra tavamın içerisine bir yağlı kağıdı şöyle yerleştirdim ve tavuklarımı içerisine bırakıyorum. Daha sonra kapağını kapatıp ocakta şöyle altı üstün nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Şöyle bir ters düz ediyorum. İçerisine hiç su koymadan tandır tadında hazırlayabileceğiniz nefis, pratik bir ana yemek tarifi. Daha sonra kasemin içerisinde kalan sosun içerisine elma dilimi, patates, arpacık soğanlarımı ilave ettim. O sosun bütün her tarafına geçmesi için iyice karıştırdım. Ve pişen tavuklarımızın üzerine patates ve soğanlarımı da ilave ediyorum. Şöyle iyice yerleştirdim. Üzerine de bir yağlı kağıt kapattım. Daha sonra kapağımı kapattım arkadaşlar. Şu... Bu şekilde hazırladım. Üzerine bir su bardağı suyumu boşalttım. Kapağını kapattım ve kısık ateşte yaklaşık bir 30 dakika kadar pişmeye bıraktım arkadaşlar. Bu esnada ben hemen pilavımı pişirmeye geçiyorum. Şehriyelerim önce sıvı yağda iyice renk aldı. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağımı ekledim. Tereyağında çiğ kokusu çıktıktan sonra tertemiz yıkayıp süzdüğüm pirinçlerimi üzerine ekledim. Ve üzerini geçecek kadar suyunu ekledim. Suyunu eklemeden önce mutlaka pirinçleri çok iyi bir şekilde kavurmamız gerekiyor. Kavurma esnasında da arkadaşlar tuzunu ilave edelim ki pirinçlerimiz kırılıp dağılmasın. Pilavımız pişti. 15 dakika kadar dinlendirdim. Yemeğimiz pişti. Bakın görüyorsunuz nefis görünüyor. Şöyle bir nane yaprağıyla pilavımı süslüyorum. Tandır tadında hemen çabucak hazırlayabileceğiniz nefis pratik tavuklu patatesli yanında pirinç pilavı ile birlikte sunabileceğiniz nefis bir ana yemek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Tandır tadında tavuğumuz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.